Merhabalar, U-Box programını kullanan kameraların kurulumu. Öncelikle programı mağazamızda arattırarak telefonumuza indiriyoruz. Programımız şu anda indi. Programı açtıktan sonra öncelikle program için kişisel bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu hesap sayesinde daha sonra telefon değiştirseniz bile kameranızı yeniden kurmak zorunda kalmadan aynı hesap bilgileriyle bir başka telefondan girerek kameranıza ulaşabilirsiniz. Şimdi bu en alt kısımda kayıt ol kısmından devam edeceğiz. Burada bölgeyi seçmemizi istiyor. Türkiye olarak bölgeyi seçiyoruz. Hemen onun bir alt kısmına da mail adresimizi yazarak devam edeceğiz. Evet, mail adresimi de yazdım. wificam@hotmail.com olarak adresi yazdıktan sonra kutucuğu işaretleyerek kayıt ol kısmından devam edeceğiz. Şimdi bu ekranda program için bir giriş parolası oluşturmanızı istiyor. Oluşturacağınız parolayı iki satıra da yazmanız gerekiyor. Bakın burada belirtmiştir. 8 ila 32 karakter arasında olabilir. Genelde büyük harf, küçük harf ve rakamdan oluşmak suretiyle kabul eder. Buralara parolamızı oluşturduktan sonra bu sağdaki kodu da buradaki boşluğa yazarak devam edeceğiz. Evet, her iki satıra da şifremi yazdım. Buradaki kodu da buraya yazdım. Eğer bu kodu okuyamıyorsanız buraya tıkladığınızda kod değişecektir. Başka bir kod gelecektir. Kodu da sol tarafa yazdıktan sonra kayıt ol kısmından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tebrikler, kaydınız tamam, tamamlandı. Burada girmiş olduğum Hotmail sitesinden bunu doğrulamamı istiyor. Gelen uyarıya tamam diyoruz. Şimdi beni tekrar ana ekrana gönderdi. Burada bahsi geçen mail adresimiz burada yazılı, şifremiz de burada yazılı. Giriş yapmak kısmından devam ederek programa giriyoruz. Kameramızın kurulumu için ana sayfadan devam ediyorum. Daha önce eklemiş olduğum bir kamerayı görüyorsunuz şu anda ekranımda. Sizde bu ekran boş olarak görülecektir. Cihaz ekle kısmından devam ediyoruz. Burada ne tür bir kamera kurmak istediğimizi soruyor. Eğer normal bir Wi-Fi elektrikli bir kamera kuruyorsanız en üsttekinden Wi-Fi kameralar en üsttekinden 4G sim kartlı kameralar da en alttaki butondan ilerlenerek kurulum yapılıyor. Şu anda sim kartlı bir kamera kurulumu yapacağım için en alttan ilerliyorum. SIM kartı takın, anteni takın ve ardından cihazı açın. Mavi LED yaklaşık 1 dakika sonra yanacaktır. İleriye tıklayınız. Evet, burada bizi yönlendiriyor. Sim kartımızı pin kodu olmayacak şekilde. Bakın bu konu önemlidir. Kesinlikle takacağınız sim kartta pin kodu olmayacak. Aksi takdirde cihaz internet alamıyor. Pin kodunu telefonumuzda kaldırdıktan sonra cihaza takacağız. Ve sonraki kısmından devam ediyoruz. SIM kartı takınız, anteni takınız ve ardından cihazı. Cihazın QR kodunu okutmamızı istiyor. Kamera adını ve adresini girin. Varsayılan adı ve adresi kullanarak doğrudan bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bizden QR kodu okutmamızı istiyor. QR kodu okuttum. Bu arada anteni takınız dediği kısma eğer kameranız antenli bir kameraysa yani antenleri seyyar bir şekilde takılıp çıkarılıyorsa antenleri takınız diyor. Ama kameranızın antenleri içinde gizliyse dışında takmanız gereken bir anten yoksa zaten onu dikkate almanıza gerek yok. Burada cihaz kısmından cihaz ismini değiştirebilirsiniz. Örneğin buraya kamera yazabilirsiniz. Hemen onun bir altında da My Home ya da Admin kısmını seçerek ilerliyoruz. Sonraki adım kısmından devam ediyoruz. Kamera başarıyla kuruldu. İlk kullanımda kamerayı tamamen şarj ediniz. Şimdi bakın burada kamera başarıyla kuruldu. Cihazı şarj ediniz diyor. Kameramızı montaj yapmadan önce 15 ila 17 saat civarında bir şarj işlemi normal prize bağlayarak cihazınızı şarj etmeniz gerekiyor. Çünkü cihazların genelde pilleri boşa yakın oluyor fabrika üretiminde. Güneşte eksilene kolaylıkla tamamlar ama boş bir pili aynı zamanda da tüketim yapacağı için ve piller boşsa toparlaması çok daha uzun zaman alacaktır. O yüzden dediğim gibi 15 ila 17 saat civarında
Kameramızı şarj ettikten sonra montaj aşamasına geçiyoruz. Gelen uyarıya tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi şu anda ekranıma ikinci bir kamera eklendi. Hangisini izlemek istiyorsanız onun üzerine tıklayarak cihazımızı çevrim içi olarak görüntümüzü alabiliriz. Şu anda cihazımın lensinin önü kapalı olduğu için bu şekilde buğulu görüyorsunuz. Evet, ürün kurulumu bu şekildeydi. Bir de canlı açtıktan sonra sağ üst köşede dişli çark butonunda ayarlar bölümümüz var. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı taktıktan sonra cihazı buradan bir formatlamanızda, hatta bu formatlama işlemini ayda bir yapmanızda fayda var, daha stabil çalışması açısından. Eğer bulut satın alırsanız da zaten burada bulut video kısmı anahtarı açık. Buluta depoluyor ama tabi bulut özellikleri biliyorsunuz ücretli oluyor. Ama bulut kullanmayacaksanız, hafıza kartı kullanacaksanız bulut anahtarını kapatıyoruz. Sadece hafıza kart anahtarını açıyoruz. Ürün kurulumumuz bu şekildeydi. Ürünleri alanlara hayırlı olmasın.